Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Akıllı ev konseptine meraklıysanız ve başlangıcı nereden yapsam diye düşünüyorsanız bu bölüm tam size göre. Çünkü tek bir ürünün incelemesini yapmak yerine kendi kullanım deneyimlerime göre akıllı evlerin olmazsa olmazları akıllı priz, akıllı aydınlatma ve bulut kamerası gibi akıllı ev sistemlerine giriş rehberi tarzında bir içerik hazırladım. Bölümdeki ürünlerden birine özel inceleme videosu isterseniz de yorumlardan belirtebilirsiniz. Tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz ve hepsinden de önemlisi sağlığınız yerindedir. Bir kere artık bir ürünün akıllı ev sistemine dahil olması için sadece internete bağlanıp uzaktan kontrol edilebilmesi yeterli değil. Bizlere kurulum ve kullanım kolaylığı, fonksiyonelliği ile farklı faydalar sağlarken belirleyeceğimiz koşulların sağlanması ile de kendi otomasyonlarına sahip olması gerekiyor. Şimdi sırasıyla ürünlere geçmeden önce bence sistemin en önemli parçası hatta beyni sayılan mobil uygulaması ile başlayalım. Bu aşamada ev içi ağ çözümlerinde önceden sizlerle paylaştığım TP-Link'in akıllı ev ürünlerini kullanacağım. Niye bu markayı tercih ettim diye soracak olursanız öncelikle modem, menzil genişletici ve özellikle tüm evi kapsayan Wi-Fi mesh sistemlerinin internet sorunumu tamamen çözmüş olması ve mobil uygulamasının da son derece basit ve becerikli olması diyebilirim. Merak edenler için inceleme linklerini hem kartlara hem de aşağıya açıklamalara ekledim. İkinci aşamada sadece aydınlatma çözümleriyle sınırlı olmayıp yanında priz veya güvenlik kamerası gibi ek ürünlere de sahip olması dolayısıyla hepsini tek bir mobil uygulama yani Tapo ekosistemi üzerinden kontrol edebilme kolaylığı sunması. Üçüncü aşamada tüm ürünlerinin ekstradan bir köprüye ihtiyaç duymadan tak, uygulamaya tanıt ve kullanmaya başla şekliyle kolay kurumlara sahip olmaları diyebilirim. Bu arada priz, ampul veya kamera fark etmeksizin tüm Tapo cihazlarınızı evin diğer sakinlerinin de kontrol edebilmesi için mail adreslerine davetler gönderebiliyorsunuz. Şimdi ürünlere tek tek geçmeden önce geçtiğimiz haftalarda başladığımız abonelerden gelen izlenme oranlarının yani şuranın tam desteklerinizle arttırmaya devam ediyorduk ki %9'lardan nedense tekrar aşağılara düşmüş. Ben sizler için kaliteli içerikler oluşturmaya devam ederken kanalın büyümesi ve daha fazla kişiye ulaşabilmesi ancak sizlerin destekleriyle mümkün. Bu nedenle abone ol düğmesine basabilirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi akıllı ev ürünleriyle devam edersek bir kere satın alma aşamasında elim nedense öncelikle ampullere ve ambiyans aydınlatma çeşitlerine gidiyor. Çünkü evde hem en çok kullandığım hem de en çok keyif aldığım seçenekler olduklarını söyleyebilirim. TP-Link'in bu aşamada 3 farklı alternatifi var. İlk ikisi uygun fiyatları ile öne çıkan standart E27 dip duylu ve 2700 Kelvin renk sıcaklığı ile sarı ışık verebilen Tapo L510E tek renkli ampul. İkinci ampul ise renk sıcaklığı 6500 Kelvin'e kadar çıkabildiğinden beyaz ışık da verebilen bunun yanında 16 milyon renk seçeneğine sahip Tapo L530E. Ama asıl 5 metre uzunluğundaki ve yine çok renkli Tapo L920-5 LED şeridi var ki bence asıl kullanması en keyifli aydınlatma kesinlikle bu. Evin arka odalarında genellikle 806 lümen yani 60 wattlık ışık gücüne sahip olan ampulleri tercih ederken oturma odası veya salon gibi yerlerde ise şerit aydınlatmayı tercih ediyorum. Çünkü bir kere gökkuşağı, perili köşk veya şimşek gibi farklı senaryolarda renk efektleri ekleyebiliyoruz. Sonra LED şeridi diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri tek hat yani 5 metrelik şerit içerisinde aynı anda hem çoklu renk hem de farklı parlaklık seviyelerini aynı anda destekleyebilmesi. Bir de ek bir donanıma ihtiyaç duymadan Tapo yani mobil uygulaması üzerinden ortamdaki sese de eşlik edebilmesi. Böylelikle etrafta çalan müziğin ritmine göre oldukça keyifli renk animasyonları da sunabiliyor. Bunların haricinde uygulamasından otomasyonlar sekmesine girerek ampul veya LED şerit gibi tüm cihazların hava karardığında otomatik olarak açılmasını, gün ışığı ile beraber kapanmasını veya aynı işlemi sadece sizin belirleyeceğiniz gün ve saatlerde gerçekleşmesini de sağlayabiliyorsunuz. Dikkatimi çeken bir başka güzel detay da
uygulama üzerinden ampullerin açık kaldığı süreleri ve harcadıkları elektrik gücünü de görebilmek. Sonuç olarak ampulleri evin odalarında standart aydınlatma olarak kullanırken 5 metrelik LED şeridi televizyonun arkasında veya istediğiniz eşyanın arkasında kullanabilirsiniz. Bu arada 5 metre eğer sizin için uzunsa makas işaretlerinin bulunduğu yerlerden de kesebiliyorsunuz. Ama benim tavsiyem ileride yerini değiştirme ihtimaline karşı kesmeden kullanabileceğim formülleri değerlendirmek. Çünkü kesilen parçayı sonradan ancak lehim yaparak ekleyebiliyorsunuz. Şimdi sıra geldi bence akıllı evlerin olmazsa olmaz bir başka parçası olan akıllı prizlere. Çünkü evde istediğiniz kahve makinesi, ayaklı lamba veya klima gibi sıradan cihazlarınızı akıllı prizler üzerinden internete bağlayabiliyorsunuz. Böylelikle kontrol etmek için de mobil uygulaması Tapo üzerinden uzaktan açıp kapatabilir veya istediğiniz saatlerde yine kendiliğinden açılıp kapanmalarını da sağlayabilirsiniz. Bu özelliği ben en çok özellikle yüklü elektrik zamlarından sonra standby konumunda olsa bile elektrik harcayan televizyon, medya oynatıcısı, klima veya uydu alıcısı gibi cihazların gece boyunca boş yere çalışmasını engellemek için kullanıyorum. Bir de bir kere güvenlik amaçlı olarak evde artık ütü yapılırken mutlaka bu prizleri kullanıyoruz. Böylelikle evden aceleyle çıktıktan sonra bile acaba fişi çektik mi diye şüphe duyacağımıza direkt uzaktan prizin elektriğini kesiyoruz, o kadar. Eğer evde akıllı olmayan bir masa lambası veya ayaklı abajur kullanıyorsanız da yine ışıklarınızı uzaktan prizin elektriğini açıp kapatarak da kontrol edebiliyorsunuz. Ancak bu işlemi sadece açma kapama düğmesi olan cihazlarda gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir diğer kullanım alanımda evde yokken güvenlik kamerası veya masaüstü bilgisayar gibi cihazlarda bir sıkıntı olması durumunda eve gelinceye kadar kullanılamaz durumda kalmaları yerine uzaktan priz üzerinden kapatıp açabiliyor, yani reset atabiliyorum. Akıllı prizin bence tek eksik yanı harcanan elektrik gücünü kilowatt saat üzerinden bizimle paylaşamaması, o kadar. Kısacası akıllı prizler hem güvenlik hem de konfor sağlayan cihazlar olmaları yanında evdeki eski cihazlarınızın internete bağlanmalarını da sağlayan son derece işlevsel cihazlar. Son önerim de her ne kadar başta gerekli gibi görünmese de aldıktan sonra iyi ki almışım dediğim Tapo C200 güvenlik kamerası. Bu seçenek özellikle evde takip etmeniz gereken bir bebeğiniz veya çocuğunuz, hastanız, patili bir dostunuz veya hepsini geçersek sadece güvenlik için bile olmazsa olmasınız hale geliyor. Kamera içerisine yerleştireceğiniz 128 GB'a kadar desteklenen micro SD kartlar üzerinden geriye dönük kayıt alabiliyorsunuz. Üzerindeki sensörleri sayesinde gece karanlığında net görüşe sahip olabiliyor veya mobil uygulaması üzerinden sanki cep telefonundan konuşuyormuş gibi karşı tarafla sesli görüşmeler yapabiliyorsunuz. Böylelikle gözünüz arkada kalmadan içiniz rahat bir şekilde takip etmeniz gereken kişi veya nesneleri uzaktan izleyebiliyorsunuz. Tapo C200 güvenlik kamerasının en sevdiğim özellikleri ise tek tuşa basarak kendiliğinden dikey veya yatay gözlem yapabilmesi, hareket algılaması durumunda hem cepten hem de kamera üzerindeki yerleşik hoparlörü üzerinden sesli bir şekilde alarm verebilmesi, tek tuş ile kayıt ve izleme işlevlerinin kapatılması ile gizlilik moduna geçebilmesi, geniş açılı lensi ile kamerayı ortaya konumlandırdığımda sağa veya sola döndürmeme gerek kalmadan tüm alanları rahatlıkla görebilmesi ve özellikle görüntünün 1080p yani Full HD kalitesinde oldukça net olması diyebilirim. Kısacası akıllı aydınlatmalar, prizler ve güvenlik kameraları benim evde en çok kullandığım cihazlar olarak öne çıkıyor. İkinci aşamada ise akıllı kapı kilitleri, hareket veya ısı sensörleri, ses ile kontrolü sağlayan akıllı hoparlörler, akıllı tartılar veya süpürgeler gibi farklı ürünlerle ilgili içeriklerde paylaşmaya devam edeceğim. Öncelik vermemi istediğiniz bir kategori veya bölümde bahsettiğim ürünlerden birine özel inceleme videosu isterseniz de aşağıdan yorumlardan belirtebilirsiniz. Son olarak videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerim arasında abone olmayanlar varsa aşağıdan abone ol düğmesine basabilir. Ek olarak videoya bir beğeni ve yorum da çok süper olur. Teşekkürler. Haftaya farklı bir bölümde veya önceden paylaştığım teknoloji içeriklerinde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Ekstradan bir köprüye ihtiyaç boyunca boş yere çalışmasını engellemek için diye şüphe duymamıza da gerek.
Son önerim, her ne kadar başta gerekli bir kamera içerisine yerleştireceğiniz 128 farklı ürünlerle ilgili ek olarak videoya bir